Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki soru çözüm videomuzda ikinci dönem birinci yazılılara yönelik çalışmalar yapacağız. Bu videonun sonunda da Avcılar Başarı Merkezi'nden artı bir soru çözümü olacak. Onu da kaçırmayın lütfen. Bu videoda peki nelere değineceğiz? Ağırlıklı olarak aslında son gördüğümüz doğrusal denklemler, eşitsizlikler ve üçgenler olacak. Ama çarpanlar, katlar, üstü, kare köklü, veri analizi ve olasılıkla alakalı da konu hatırlatma sorularımız olacak. Şimdi bakalım, aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Soru 1. X eşittir 5, y eşittir -6, x eşittir -7, y eşittir 3 doğrularını sınırladığı dikdörtgensel bölgenin alanını bulunuz. Baktığımızda hatırlayalım. X tek bir bilinmeyen ve o da bir sayıya eşit. Bunlar bir doğru denklemiydi. Nasıl doğruydu bunlar? Eksenlere paralel doğrulardı. Bunu da bir hatırlamış olalım. Koordinat sistemini çiziyorum. Şimdi doğrularımızı yerleştirelim bakalım nasıl bir dikdörtgensel bölge çıkıyor. X eşittir 5, yani X'te 5 noktasından geçen Y'ye paralel bir doğruydu bu. Doğru boyunca ona denk gelen bütün noktaların koordinatların X'i neydi? 5'ti. Bunu da hatırlayalım. Y eşittir -6. -6'yı bulduk buradan. Şu da şöyle X'e paraleldi. X eşittir -7. -7'yi buldum. Bu da böyle. Y eşittir 3. Y'de de 3'ü buldum ve çizdim. Şimdi şunu da şöyle uzatalım ki birbirini kessin. Baktığımda oluşan dikdörtgenim aslında şöyle. Kırmızıyla belirginleştirelim. Şu bölgeden bahsediyor. Peki bu bölgenin uzun kenarı ve kısa kenarı kaçar birim ki ben alanını bulayım? Baktığımda şuradan buraya, şurası kaçtı? 3 görünmüyor. Burası -6. 3 birim burada, alt birim aşağıda. Toplam kaç birim yaptı? 9. Şuraya baktığımda burası -7 idi. Burası zaten 5'ti. 7 birim burada, 5 birim burada. Topladım kaç birim oldu? 12 birim oldu. O zaman benim dikdörtgenin alanını nasıl buluyordum? İki kenarın çarpımı 12 çarpı 9'dan. 9 kere 2 18, 1 108 birim kare oldu. Doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını bulun. Yine bu sefer farklı bir doğrum var. Eksenlerle arasında kalan. Bakıyorum 4x eksi 5y 20. 20'yi bu tarafa attığımda sabit terimi var. Hemen hatırlıyorum, sabit terimi olup iki tane bilinmeyeni olduğunda neydi bu? Eksenleri kesen. Peki çizelim şöyle bir. Nasıl belirliyordum? Bu şekilde olduğunda, bir sabit terimim olduğunda bir x'e bir y'ye 0 veriyordum. Peki x eşittir 0 için dediğimde, bakalım x'e 0 verdiğimde 4 çarpı 0 eksi 5y eşittir 20. 0 eksi 5y eşittir 20. Eksi 5y eşittir 20'den y yerine ne yazmam lazım? Eksi 4. Peki bu ne demek oldu şimdi? 0'a eksi 4 noktasından geçiyor demek. Yani x'e 0 verdim, y eksi 4. Şöyle birleştirdim. Eksi 4 noktasından geçiyor. Sonrasında ne yapıyordum? Y'ye 0 veriyordum. Y eşittir 0 için 4x eksi 5 çarpı 0 eşittir 20. 4x eksi 0 eşittir 20. 4x eşittir 20. X buradan ne geldi? 5. Peki bu hangi nokta oldu şimdi? 5'e 0 noktası oldu. X'te 5, y'nin 0 olduğu yer neresi? Burası. Bu iki noktadan geçiyor. Daha fazla değer vermeme gerek yok. Hemen birleştirip buluyorum. Doğru mu? Çizdim. Bu doğruyla eksenler arasından kalan bölge neresi? Burası. Koordinat sisteminin dik olduğunu biliyorum. Bu bir dik üçgen. Peki dik üçgenin o zaman kenar uzunluklarına bakarsam buradan 5 noktasına kadar 5 birim. 0 noktasından eksi 4'e kadar 4 birim. Peki dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımı bölü 2. 4 çarpı 5 bölü 2'den 20 bölü 2, 10 birim kare oldu. Peki bu şekilde tabii ki yazıldı. Uzun uzun çözümlerimizi mutlaka yazalım ama test çözerken şunu yapabilirsiniz. Peki ben mesela y'ye 0 veriyorsam direkt parmağımla kapattım. Ne çıktı? 4x eşittir 20, x eşittir 5. Ya da x'e 0 veriyorsam direkt yok ettiğini bildiğim için kapadım. Eksi 5 y eşittir 20, y eşittir eksi 4 diyebiliriz. Yukarıdaki grafik bir otomobil deposunda bulunan benzin miktarı ile geçen süre arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Buna göre depodaki benzin miktarı ve geçen süre arasındaki ilişkinin denklemini yazınız. Şimdi baktığımda benim şurası bir koordinat sistemi olarak düşünürsem burası y, burası x ekseniydi. Peki sıfırıncı durumda baktığımda x'in sıfır olduğu yerde x, y dedim. Y nedir? 60. Peki x'in 1 olduğu durumda bakıyorum. X'in 1 olduğu durumda y 55. 2 olduğu durumda bakıyorum 50. 3 olduğu durumda bakıyorum 45. Ve 4 olduğu durumda gördüğüm 40. Bu böyle gidiyor. Peki nasıl oluşturuyorduk biz bunu? Sıfırdaki başlangıcım 60 olduğu için ben y eşittir bir başlangıcım var 60 diyordum. Peki benim değişimim nasıl? Eksi 5, eksi 5, eksi 5 diye azalma var ve doğrusal olarak aynı şekilde azalıyor. Peki ben ne yapıyordum? Azalma miktarını nereye yazıyordum? X'in katsayısına yazıyordum. Eksi 5 x denklemimizi oluşturduk. Şimdi ne istiyor benden başka? İlişkiyi oluşturdum, denklemimi oluşturdum. Depodaki benzinin kaçıncı saatte tamamen bitti? Depodaki benzinin bitmesi demek ne demek? Y'nin sıfır olduğu durumu soruyor. Denklemimi bulmuştum. Y yerine sıfır dedim. 60-5x. X neyi ifade ediyordu? Saati ifade ediyordu. 5x'i attım bu tarafa, artı 5x oldu. 60. Her iki tarafı da 5'e böldüm. X eşittir 12. saatte tamamen bitiyormuş demek ki. Aşağıdaki denklemleri verilen doğrulardan eksenlere paralel olanları A, orijinden geçenlere B, eksenleri kesenlere C harfi yazınız. Bakalım şimdi. 3x eksi 2y. Orijinden mi geçiyor? Eksenlerin, şimdi eksenlere paralelde ne arıyordum? Sabit terim ve x, y ikilisi arıyordum. Orijinden geçenlerde sabit terim neydi? Yok. Sabit terim yok. X, y ikilisi var. Eksenlere paralelde ne vardı? Ya sadece x ya da sadece y vardı. Baktığımda aslında direkt kafadan 3x, 2y. Sabit terimim yok. X, y ikilisi var. O zaman ben ne diyeceğim bu? Orijinden geçiyor. Orijinden geçene ne diyeceğim? B diyeceğim. Veya neyi kontrol edeceğim? Orijinden geçip geçmediğini x'e 0 verdiğimde bu denklemi biz eksi 2y'yi bu tarafa attığımda 3x eşittir 2y. X'e 0 verdiğimde 3 çarpı 0 0 olduğu için y ne çıkıyor? 0 çıkıyor. Orijinden geçiyor. Buraya geldiğimde 5y eşittir 3x'i 4'ün yanına yolladığımda bakıyorum x, y ikilisi var, sabit terim var. Yani x'e 0 verdiğimde y bir değer çıkıyor. Y'ye 0 verdiğimde x bir değer çıkıyor. Hangisi oluyordu? Eksenleri kesen. X eşittir 3 bölü 4. Bu direkt neydi? Eksenlere paralel x eksenine 3 bölü 4 noktasını belirliyordum. Y eksenine paralel bir doğru çiziyordum. Eksenlere paralel ne o? A harfi. Burada da eksi 2 bölü 3 attım bu tarafa. Y eşittir 2 bölü 3. Bu da yine sadece tek bilinmeyen var. Y noktasında 2 bölü 3'ü belirleyeceğim. X eksenine paralel bir doğru çizeceğim. Nasıl da hatırlayalım. Y'de 2 bölü 3'ü seçeceğim. Ve X eksenine paralel olarak çizeceğim. Eksenlere paralel bu da A. Buraya baktığımda yine 3Y. Y'yi bir tarafta bıraktığımızda 3Y eşittir 3. Bu tarafa attım. 2x'i bu tarafa attım. 2x. Baktığımda yine ne var? Sabit terim var. X, y ikilisi var. Yani x'e 0 verirsem y bir değer çıkacak. Y'ye 0 verirsem x bir değer çıkacak. Bu da neydi aslında? Baktığımızda eksenleri kesen bir doğru olduğunu biliyordum. O da c harfi. Y bölü 3, y eksi 4 bölü 6. Biraz kafa karıştırıyor. Aslında şöyle direkt tek bilinmeyen var ama şöyle bir denklemi çözersek. Şunu 2 ile genişlettiğimde 2y bölü 6 eşittir y eksi 4 bölü 6. 6 6'ya eşitse o zaman paylar da birbirine eşit olacak. 2y eşittir y eksi 4. Y'yi attım bu tarafa. 2y eksi y eşittir eksi 4. Y eşittir eksi 4 doğrusu olduğunu gördüm. Bu da neydi? Eksenlere paralel A. Şekilde verilen merdivende çizilebilecek AB doğru parçasının eğimi kaçtır? A'dan
B'ye diyor bir tane doğru parçası çiz ve bunun eğimini soruyor. Eğim neydi? Eğim dikey bölü yataydı. Şimdi AB doğru parçasının dikey neresi? Burası. Peki buraya denk gelen uzunluk ne? Baktığımda şu merdivenin yüksekliği olan 18'i dikey olarak buraya taşıdığımda kaç tanesine denk geliyor? Baktığımda 1, 2, 3, 4 tane 18. 4 çarpı 18. Ne yapar? 72 santim yapar. Peki yataya baktığımda, onu da kırmızıyla yapalım. Şu yatayı dikey olarak aşağı taşıdığımda kaç tane yine? 1, 2, 3, 4 tane 24'e denk geldi. O da 96 santim. Hemen o zaman dikey bölü yatay yaptığımda 72 bölü 96. 24'e böldüm 3, 24'e böldüm 4. 24'e bölmek aklınıza gelmeyebilir. Başta 2'ye bölün, 3'e bölün, sırayla böyle böyle de gidebilirsiniz. 3 bölü 4 yüzde olarak neyi ifade ediyordu? İster hemen hatırlarsanız %75 diyebilirsiniz. Hatırlamazsanız ne yapıyorduk? Paydayı 25 ile genişletiyorum. 3 çarpı 25, 75. 4 çarpı 25, 100. Paydayı 100 yaptıktan sonra ne diyorduk? %75. Şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki arazinin içine dikdörtgen şeklinde bahçe yapılmıştır. Buna göre arazinin bahçe dışında kalan kısmın alanı kaç metrekaredir? Bahçe dışında kalan alan, şu alanı biz bulmak için ne yapıyorduk? Büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkarıyorduk. Neden? Çünkü bu birazcık daha absürttü. Bunu bulmak zordu. Büyüğünden küçüğünü çıkarmak daha kolaydı. Ama burada yapmam gereken bir şey var. Şimdi büyük ve küçüğe baktığımda küçükte birer ölçü var. Ama büyükte uzun kenara burada x artı 8, burada 2x eksi 1 demiş. Yani aynı ölçüyü farklı denklemlerle ifade etmiş. O zaman ben buradan x değerini bulabilirim. Nasıl bulurum? X artı 8 eşittir 2x eksi 1 dedim. X'i bu tarafa attım, eksi 1'i buraya getirdim. 8 artı 1 eşittir 2x eksi x. Buradan ne çıktı? 9 eşittir x çıktı. X'in yerine 9 yazdığımda burası ne oldu? 17. Dolayısıyla burası da 17. Ve ben burada küçük dikdörtgenin bahçenin bir kenarına da x yerine ne yazacağım? 9 yazacağım. Şimdi x yazmam gereken her yeri yazdım. Şimdi gelelim y'ye. Y'de de kısa kenarlar birbirine eşit olması gerektiği için ne yapacağım? Y bölü 4 eşittir 3y bölü 4 eksi 8. Paydaları eşitlemeden önce bilinenleri bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. Eksi 8'i bu tarafa attım. Y bölü 4'ü bu tarafa attım. Eksi 8 oldu artı 8 eşittir 3y bölü 4 yerinde duruyordu. Y bölü 4 yanına gelirken eksi olarak geldi. 3 paydaları eşit burada. 8 eşittir. 3y'den y çıktı. 2y bölü 4. Bunun altında gizli bir vardı. İçler dışlar yapabilirsiniz. 2 ile 8'i sadeleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. 4 kere 8. 32 eşittir. 2y çarpı 1'den 2y. İki tarafı da 2'ye böldüm. Y eşittir. 16 çıktı. Hemen yerine yazacağım. Burada y yerine 16 yazdığımda 16 bölü 4'ten burası 4 oldu. Burada y yerine 16 yazdığımda 16 bölü 8'den 2 çıktı. Bulmam gereken bütün ölçüleri buldum. Şimdi gelelim alanları bulalım. Baktığımda büyük dikdörtgenin alanının uzun kenarı ne? 17 çarpı kısa kenarı ne bulmuştuk? 4. Çarptım. 7 kere 4 28. Elde var 2. 4 kere 1 4. 68. Bundan çıkaracağım neyi? Bahçenin alanını. Bahçenin kısa kenarı 2. Uzun kenarı 9'du. 2 çarpı 9'dan 18 dedik. Ne çıktı cevabımız? 50. Aşağıda verilen problemlere uygun eşitsizlikleri karşılarına yazınız. Yazalım şimdi bakalım. 8'e eşit veya 8'den küçük sayılar. Sayılar kısmına x dedim. X 8'e eşit veya küçük. Şimdi küçük 8. Peki eşit olma ihtimali olduğu için ne yapıyordum? Alta bir çizgi daha yazıyordum. Ali'nin yaşının 2 katının 3 fazlası 15'ten küçüktür. Ali'nin yaşına x dedim. 2 katı 2x. 3 fazlası artı 3. Neymiş 15'ten? Küçükmüş. Eşitlik durumu yok.
3 katının 5 eksi 9 veya 9'dan küçük sayılar. 3 katının 5 eksi 9 veya 9'dan küçük, yani 9'dan küçük ama 9'a da eşit olabilir. Boyu en az 90 cm, en fazla 135 cm olan çocuklar, bu sefer x değeri ortada. Bakıyorum en az 90 diyor. 90'dan büyük ama en az 90 da olabilir. 135 en fazla diyor. 135'ten küçük ama 135 de olabilir. Cebimdeki paranın yarısının fazlası. Evet, burada bir yazım hatası. Şurada 10 yazacak. 10 fazlası 20 TL'den fazladır. Cebimdeki paraya x dedim. Yarısı x bölü 2 artı 10 neymiş? 20'den fazlaymış. Artı 10'u arada eşitlik olduğu gibi, olduğunda yaptığım gibi, denklem çözer gibi burada da yine bu tarafa atabiliyorum. X bölü 2 büyüktür. 20 eksi 10 yaptım. X bölü 2 büyüktür 10'dan. Peki biraz daha bunu düzeltirsek, iki tarafı da 2 ile çarpıp bölü 2'den kurtarırsak x büyüktür ne çıktı? 20'den. Şekilde verilenlere göre BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi BC'ye x dedim. Ne yapıyorduk biz? İki üçgen içinde eşitsizlik kuruyorduk. Şimdi neydi benim kuralım? Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olması gerekiyordu. Yani x değeri ABC üçgenine göre küçük olmalı 9 artı 6'dan, büyük olmalı 9 eksi 6'dan. Yani x küçüktür 15'ten, büyüktür 3'ten. Peki BDC üçgenine göre bakarsak x küçüktür 7 artı 6 13'ten, büyüktür 7 eksi 6 1'den. Ben burada ne yapacağım? Tabii ki ikisini de sağlaması için en dar aralığı seçeceğim. Bizim x değerimiz 13 ile 3 arasında olsun ki herhangi bir denklemde, herhangi bir eşitsizlikte sıkıntı yaşamasın. Peki neydi? Kaç farklı tam sayı değeri vardı? İsterseniz tam olarak nasıl yapıyorduk? 13'ten 3'ü çıkardım. 10 sayımı, 9 sayımı, 11 sayımı, 1 ekliyor muyum, 1 çıkarıyor muyum? Aklınızda bulunsun. Eğer ki iki değer arasına bakarken dahillik, ikisi de dahil diyorsa artı 1. İkisi dahilse farkına artı 1 ekle. İkisi hariçse farkından 1 çıkar. O zaman ikisi hariç olduğu için 13'ten 3'ü çıkardım. 10 eksi 1 9 diyeceğim. Peki bunu hatırlamadım. Ne yapacağım? Yazalım. 3'ten büyük 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13'e varmayacağım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Aşağıda verilen özdeşikleri tamamlayınız. Hatırlamak amaçlı bir soru bu. Hatırlayalım. 4x kare artı 8x artı 4. Peki bunun özdeşliğini yazarsak. Şimdi bakıyorum 4x 2x'in karesi. Güzel. Bu da 2'nin karesi. Peki köklerin çarpımların iki katı ortada mı? 2x çarpı 2 4x. 2 katı 8x. Demek ki bu aslında 2x artı 2'nin parantez karesi. O da nasıl yazıyoruz? 2x artı 2 çarpı 2x artı 2. Geldim buraya. 9y kare. Bu 3y'nin karesi. Bu da 2'nin karesi. Ne görüyorum burada? 2 kare farkı. Ne yapıyordum? Kökleri bir toplayıp bir çıkarıyordum. 3y eksi 2 çarpı 3y artı 2. 25x kare 9. Bakıyorum bu 5x'in karesi. Bu 3'ün karesi. Baktığımda çarpımların 2 katı ortada mı? 5x çarpı 3 15x. 2 katı 30x. Güzel. O zaman 5x ile 3'ün eksi olduğu için farkının karesi. 5x eksi 3 çarpı 5x eksi 3. Güzel. Şimdi geldik. Bu sefer açılmış. Çarpanlarına ayrılmış haliyle verilmiş. Aynı ifadelerin bir farkının bir toplamının çarpımı neydi? Bu 2 kare farkı. Yani sayıların karesinin farkı 8y'nin karesi eksi 3x'in karesi. Yani 16y kare eksi 64y kare. Şöyle bir daha yazalım. 64y kare eksi 9x kare. Bu sefer aynı ifadeyi görüyorum. Aynı ifadenin yan yana çarpılması neydi aslında? Karesini almaktı. 2x eksi 4y'nin karesi.
Nasıl yapıyordum? Birincinin karesi 4x kare. Çarpımlarının iki katı 2x çarpı 4y 8xy. İki katı 16xy. Arada eksi mi var? Birinciye eksi koydum. Artı ikincinin karesi. Yine aynı ifadenin yan yana çarpımı. Bu sefer de 3x artı y'nin karesi. O zaman birincinin karesi 9x kare. Çarpımlarının iki katı 3x çarpı y 3xy. İki katı 6xy. Ve arada ne var? Bu sefer artı olduğu için artı koydum. Y kare yazacağız sonuna da. Bir veri analizi sorusu. Üretilen tişörtlerin rengine göre dağılımı. Defoların yüzdesi demiş. Bir daire grafiği, bir sütun grafiği. Şekilde verilen grafik 1'de bir fabrikada üretilen tişörtlerin renklerine göre dağılımı. Grafik 2'de ise renklerine göre çıkan defol ürünlerin yüzde grafiği verilmiştir. Peki soru neymiş? Soru benden ne istiyor? Bu fabrikada 120 adet defolu kırmızı varmış. Ve eşit sayıda defolu mavi ve sarı tişört çıktığı bilindiğine göre kaç adet pembe tişört defoludur diyor. Şimdi 120 adet kırmızı vardı bizim. Şuradan bakalım. 120 adet yüzde kaça denk gelmiş? %30'u. Ters işlem yaparken ne yapıyorduk? Yüzde çarpıp 30'a bölüyorduk. Sadeleştirdim. 40 çarpı 4. 4 çarpı 100. 400 adet bütünde ne var o zaman? Üretilen kırmızı var. Peki geldim buraya yazdım. Peki 400 adet üretilen kırmızının derecesi ne? 40. Kaç katı aslında? Demek ki açı 10 katı adet veriyor bana. Geldim mavi. O zaman şöyle yazarsak 40 derece 400'e denk geliyorsa 90 derece kaç? Bakıyorum çarpı 10 katı. O zaman 90 çarpı 10 ne yaptı? 900 adet mavi üretiliyor. Mavi ile sarının defoları eşit demişti. Peki oradan sarının açısına en son mavi pembenin açısına ulaşacağım. 90 derece 900 adet dedik. Peki maviden kaç adet defolu var? 900 çarpı yüzdesi 40'tı. 40 bölü 100 yaptım. Bunlar gitti. 360 adet mavi varmış defolu. O zaman sarı da 360 adet dedim. Geldim tersten sarının bütününü bulacağım şimdi. Ne yapıyordum? 360 çarpı 100 bölü neymiş yüzdesi? 25. Sadeleştirdim. 4 kere 360. 6 kere 4. 24. Elde var 2. 4 kere 3. 12. 144. Bir de sıfırım var. 1440 tane ne varmış? Sarı varmış. Peki ben biliyordum ki adedin onda biri açıyı ifade ediyordu. O zaman burası kaç? 144 derece. Pembenin açısını bulacağım ki pembenin yüzdesi, adedini bulayım. Adedinden yüzdesini bulacağım. Çünkü niye? Pembenin defolarını istiyordu benden. Peki açısını bulalım. Burası 90 derece. 144, 90 ve 40. Toplandığımda 4, 7, 274. 360'a tamamlandığı için 274'ü çıkardım. 10'dan 4 çıktı. 6, 15, 7, 86 derece kaldı. O zaman neydi? 10 katı adet veriyordu. 860 adet pembe var. Yüzde kaçı? Defoluydu. %50'si de demek. Direkt yarısı demek. Yarısı demek. Ben kaç bulmuştum? 860'ı 2'ye böldüm. 430 adet defolu pembe tişört çıkmış. Kareköklü bir ifade ve işlemlerle alakalı bir sorumuz. İşleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi önce bir çözelim. İşleminin sonucu için yorum yapmamı istiyor çünkü benden. 0,49 nasıl çıkıyordu? 49'un kökü 7. 2 basamak olduğu için tek basamağa düştü. 0,7 artı 441 neyin karesiydi? 21'in karesiydi. 2 basamak var. 1 basamak olacak. 2,1. Topladım ne oldu? 2,8 bölü. Burada 16 çıkıyordu ama paydasındaki 10 çıkmıyordu. Çarpı 25 çıkıyordu. Paydasındaki 10 çıkmıyordu. Payları çarptım 4 kere 5 20. Kök 10 çarpı kök 10 10. Ne yaptı? 2. Buraya da 2 yazdık. 2,8'i 2'ye böldüm. 1,4.
bunun sonucu hakkında yorum yapalım. 1 ile 2 arasında bir değerdir. Doğru. İrrasyonel bir sayıdır. Hayır, rasyonel bir sayıdır. 5 ile çarpımı bir tam sayıdır. Evet, 5 ile çarparsam 5 kere 4 22, 7,0'dan aslında 7 çıkar. Doğru. Kök 2,56 ile toplamı tam sayıdır. Kök 2,56 neydi? 16'nın karesiydi ve virgülden sonra 2 basamak vardı. 1,6. 1,4 ile 1,6'yı topladım. 0, 3,0'dan 3 tam sayı verdi. Cevabımız ne oldu? B. Bir torbada 4 mavi, 6 yeşil, 10 sarı ve 5 turuncu top vardır. Torbadan rastgele seçilen bir topun rengi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanları de yanlış olanlara Y yazınız. Yeşil olma olasılığı mavi olma olasılığından daha azdır. Bakıyorum bunlar aynı torbada oldukları için paydalara aynı. Ben yeşil olma olasılığı için 6 bölü diyeceğim. Mavi olma olasılığı için 4 bölü diyeceğim. Aynı torbada yer aldıkları için adedi fazla olan olasılığı daha fazladır. O yüzden bu yanlış. Sarı olma olasılığı ile turuncu olma olasılığının yüzdeleri eşittir. Sarı 10 tane. Turuncu 5 tane. Bunların yüzdeleri eşit olamaz çünkü adetleri farklı ve aynı torba içerisindeler. Yanlış. Mavi olma olasılığı %16'dır. Bakalım maviden 4 tane var. Torbada kaç tane, toplam kaç tane var? 6, 4, 10, 10 daha 20, 5 daha 25 tane var. Yüzdeye çevirirsek 4 ile genişlettim. 16 bölü 100. Doğru. Torbaya 5 sarı top, 2 yeşil top eklenirse yeşil olma olasılığı %25 olur. Bakalım yeşile 2 top eklediğimde 8 olur. Tüm durumlarım 25 tane önce vardı. 5 sarı 2 yeşil geldi, toplam 7 geldi. 32 tane top oldu artık. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün değeri nedir? %25. Doğru. İşlem sorularımız var. Yapalım. Şimdi kök 12'yi nasıl çıkarıyordu? Başında 3 var. Çarpı 2 kök 3'tü. Ne yapıyorduk? 4 çarpı 3 demekti. 4 dışarı çıkıyordu. 2 kök 3 oluyordu. Çarpı 54 neydi? 9 çarpı 6. 9 dışarı çıkıyordu. 3 kök 6 bölü. Bu 32 neydi? 16 çarpı 2'den 4 kök 2 oluyordu. Başında da 3 vardı. Çarpmadan sadeleştirme işlemi yapabilirim. 3'leri şöyle sadeleştirdim. 2'yi de 4 ile sadeleştirdim. Kök 2 ile kök 6'yı sadeleştirdim. Şimdi bakalım yukarıda ne kaldı? Aşağıda ne kaldı? Kök 3 çarpı kök 3, 3. Bir de burada 3 var. Bölü aşağıda ne kaldı? 2. Ne çıktı? 9 bölü 2. Evet. Şimdi ekok xy, ebop xy demiş. Şimdi bana asal çarpanlarını ayrılmış haliyle vermiş. Bunları tekrardan sayıya çevirmiyorduk. Direkt bunun üzerinden yorum yaparsak. X'de ve Y'de herhangi bir ortaklık yok. Ortaklık olmadığı için ben aslında direkt bunlara ne diyebilirim? Aralarında asal. Aralarında asal sayıların ebobu direkt neydi? 1'di. Ekok sayıların çarpımıydı. Ya da direkt bunların çarpımlarını alırsam 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 3 çarpı 7'nin karesi de benim ekokum oldu. Bir üstü ifade sorusu gibi duruyor. Bakalım şimdi. 9'u 27 kere yan yana çarpmış. O zaman bu ne? 9 üzeri 27 bölü. Peki 9'u yan yana 27 tane toplamış. O zaman ne yapıyordum? 27 çarpı 9. Bu işlemi yapabilmek için hepsini 3'ün tabanında toplarım. 3'ün karesinin 27. kuvveti bölü 3'ün küpü çarpı 3'ün karesi. Düzenlersem üstün üstüne ne yapıyordum? Çarpıyordum. 3 üzeri 54 bölü. Tabanları aynı çarpımda ne yapıyordum? Kuvvetleri topluyordum. 3 üzeri 5. Artık bölmede tabanları aynı olduğu için ne yapıyordum? Yukarıdakinden aşağıdakinin kuvvetini çıkarıyordum. 3 üzeri 49. Bilimsel gösterimini istemiş sonucun. Şimdi bunu toplama yapabilmem için bir kere onun kuvvetleri aynı olması gerekiyor. Şimdi ben burada şunu komple virgülden kurtarırsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 52 çarpı buraya 7 tane verdiğim için 14'ten 7 çıkardım. Yani 7 sıfır aldım buraya verdim gibi eksi 3 yaptı. Artı
Bu neymiş? 24 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ben bunu eksi 3'te toplayabilirim veya eksi 4'te toplayabilirim. Fark etmez. Eksi 3'te toplamam için benim buradan bir virgül gelip buna bir tane 10 vermem lazım. 52 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Artık şu katsayıları toplayabilirim. 52 ve 2,4'ü topladım. 54,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Bilimsel yapmak için ne yapıyordum? Şu katsayı kısmını 1 ile 10 arasına koyacaktım. Bu virgülü bir tane sola ilerlettim. 5,44 oldu. Sola ilerlemesi demek buradan alıp buraya bir 10'luk vermişim gibi düşüneceğim. 10 üzeri eksi 2 olacak. Evet arkadaşlar, yazılılarınız için bir çalışma yapmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi videonun başında söylediğim gibi Avcılar Başarı Merkezi'ne bağlanıyoruz. Artı bir soru çözümümüz de orada. Bunu da kaçırmayın lütfen. Avcılar Başarı Merkezi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf yazılı çalışmasıyla alakalı artı bir soruyu da burada beraber çözeceğiz. Koordinat sistemiyle alakalı bir soru hazırladım. 2y artı 10 eşittir 0 ve 5x eksi y eşittir 15 doğrularının kesiştikleri noktanın koordinatları toplamını bulunuz. Yani ben bu iki doğruyu çizeceğim, yerlerini bulacağım, kesiştikleri noktayı bulacağım, bir de koordinatlarını bulup toplayacağım. Şimdi doğruları çizmek istersem, şöyle 2y artı 10 eşittir 0. Y'yi yalnız bırakmak için artı 10 attım bu tarafa. 2y eşittir eksi 10, iki tarafı da 2'ye böldüm. Y eşittir eksi 5. Bu ne doğrusuydu? Eksenlere paralel doğrulardı. Bir noktada belirgindi. O da Y noktasıydı. X'i kesen bir yeri yoktu. Peki bu doğrumuza baktığımızda şöyle önce bir çizelim şunu. Ondan sonra diğerini yapalım. Y eşittir eksi 5'i buldum ve çizdim. Geldim şimdi diğerinde. Diğerini çizmek için ne yapıyordum? X'e ve Y'ye 0 veriyordum. X'i var, Y'si var. Burada bir de sabit terim var. Bu hangi doğruydu? Eksenleri kesen doğrulardı. 5x eksi y eşittir 15. Bakıyorum şimdi. Y'ye 0 verdim demek neydi? Y'yi kapatmak demekti. Çünkü neden yok oluyordu aslında. O zaman 5x eşittir 15, x eşittir 3. Bu ne içindi? Y eşittir 0 içindi. Peki x eşittir 0 için dersem, x'i kapatıyordum. Ne kaldı? Eksi y eşittir 15 kaldı. Eksi y eşittir 15, y eşittir eksi 15 çıktı. Bunlar ne demek aslında? Bu 3'e 0 noktası, bu da 0'a eksi 15 noktasından geçecek demek. Onu da şöyle farklı bir renkle gösterirsek, 3'e 0'ı buldum, 0'a eksi 15'i de burada buldum. Bu noktadan geçen şöyle bir doğruymuş demek ki. Nerede kesişti bunlar? Şurada kesiştiler. Şöyle şöyle düzeltelim. Eksi 5'i buraya alalım. Burada kesiştiler. Şimdi bu kesişen noktayla alakalı ben neyi biliyorum? Bu kesişen nokta y eşittir. Bu hangi doğruydu? Y eşittir eksi 5 doğrusu. Y eşittir eksi 5 doğrusu demek ne demek? Bu doğru boyunca çizilen bütün noktaların x'i değişebilir ama y'si değişmeyecek. Y'si hep ne olacak? 5 olacak. O zaman bu noktanın şöyle bir x değeri var. Onu bilmiyorum. Burada bir yerde ama y'si kesinlikle ne? Eksi 5. Bunu biliyorum. Peki ben x değerini nasıl bulurum? Tabii ki şu doğruyu kullanacağım. Y değerini biliyorum. Yerine koyarım. X'i bulurum. Neydi o doğru denklemim benim? 5x eksi y eşittir 15 doğrusuydu. Geldim yerine yazacağım. 5x eksi y eşittir 15. Y'si neymiş? Ne demek istiyor bu? Y eksi 5 iken x'im ne benim? Y yerine eksi 5 yazacağım. 5x eksi eksi 5 eşittir 15. 5x artı 5 eşittir 15. Artı 5'i attım bu tarafa. 5x eşittir 15 eksi 5'ten. İki tarafı da 5'e böldüm. X eşittir 2. Demek ki bu doğruda y eksi 5 iken x 2 oluyormuş. Hangi nokta oldu? 2'ye eksi 5. Koordinatları buldum. Koordinatları toplamını istiyordu benden. 2 artı eksi 5. Ne yaptı? Eksi 3.